Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir makarna salatası tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Kaynayan suyun içerisine 2 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırıyorum. İçerisine makarnayı bu şekilde ilave edip güzelce bir karıştırıyorum. Toplamda 400 gram makarna kullandım. Makarnanız ne kadar ufak küçük olursa salatası o kadar daha güzel ve lezzetli olur. Tencerenin kapağını kapattım ve haşlamaya bıraktım. Haşlandıktan sonra hemen suyunu süzüp bir süzgecin içerisine alıp soğuk sudan geçirdim. Soğuk sudan geçirmemin sebebi ise makarnaların birbirine yapışmaması. Bir kabın içerisine 3 yemek kaşığı yoğurt alıyorum. Ben ev yoğurdu kullandım. İsterseniz hazır alınmış yoğurt da kullanabilirsiniz. 500 mililitrelik şöyle bir mayonez kullanıyorum. Dilerseniz sade yoğurtla da yapabilirsiniz veya sade mayonez de kullanabilirsiniz. İkisinin de lezzeti güzel ama ben böyle yoğurt ve mayonez karışımının tadını çok daha beğeniyorum. Çok daha güzel bir lezzet çıkıyor ortaya. Şimdi içerisine yarım su bardağı turşu suyunun üzerine yarım su bardağı normal su ilave edip karıştırdım. Bu şekilde içerisine ilave ediyorum ve bunu sos olarak kullanıyoruz. Gerçekten turşu suyunu mutlaka deneyin. Ben hazır kornişon turşularının suyu vardı, onu kullandım. Çok lezzetli oluyor, çok güzel bir lezzet veriyor. Küçük bir kase konserve bezelyesi kullanıyorum. Bu şekilde çok pratik oluyor, çok da yakışıyor. Turşuluk kornişon salatalıklarını bu şekilde ufak ufak doğradım. Küçük bir kasede bundan kullandım. Böyle sucuğum vardı. Tavuklu sucuk bunlar arkadaşlar. İçerisine minik minik doğradım. Küçük bir kasede ondan ilave ettim. Bir adet büyük boy doğramış olduğum domatesi ilave ettim içerisine. Çok güzel renk veriyor domates. Sosumuzu hazırladığımıza göre makarnayı da içerisine ilave ediyoruz. Bakın arkadaşlar, soğuk suda makarnayı geçirdiğimiz için hiçbir şekilde makarnada yapışma falan yok. Bu tarif gerçekten bizim favorimiz. Ben her yaptığımda ve kim yediyse gerçekten çok beğenildi. Aşırı güzel ve lezzetli oluyor. Günlerce buzdolabında saklayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bir bozulma falan olmuyor. Baharat olarak ben sadece biraz karabiber, biraz da tuz kullanıyorum ama karabiberi bol kullanmayı unutmayın. Karabiber makarna salatasına aşırı lezzetli bir tat veriyor gerçekten. Arkadaşlar, eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bütün malzemeleri, baharatları ekledikten sonra şöyle güzelcene bir karıştırıyorum. Başka bir kabın içerisine aktarıp ben genelde makarna salatasını hazırladığım zaman birkaç saat önceden hazırlatıp buzdolabında bekletiyorum. Çok güzel lezzeti oluyor o zaman. Tam böyle lezzeti, kıvamını alabiliyorsunuz. Bu şekilde hemen servis tabağına aldım. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Ben sizleri şimdi domatesiyle baş başa bırakıp hemen videoma veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.